Heike'nin öyküsü, Japonya'nın en meşhur kahramanlık destanlarından biridir. 1180 ve 1185 yılları arasında sürmüş olan Genpei Savaşları'na dayandığı düşünülür. Askeri toplulukların, imparatorluğun yönetimi uğruna mücadele ettiği bir dönemin entrikalarını ve savaşlarını konu edinir. Öykünün merkezinde o dönemin en güçlü iki askeri boyu arasındaki çekişme yer alır. Bunlar Taira ve Minamoto'dur. 14 ve 15. yüzyılın öncesinde gezgin hikayeciler Taira ailesinden Atsumori'nin meşhur ölümü gibi bu destanın popüler sahnelerini anlatırlardı. Hikayenin bu kısmında Taira ailesi savaşı kaybetmek üzeredir. İchinotani'de Minamoto'lar kayalıklardan hücum etmiş ve Taira'lara sürpriz bir saldırı düzenlemişlerdir. Taira ailesinden çoğu kişi öldürülmüştür. Hala hayatta kalmış olanlar ise denize doğru geri çekilmişlerdir. Bir saraylı olan Atsumori güvenli bir şekilde gemilere varmıştır. Atsumori flütünü çalar. Bu, karanlık savaş günlerinde incelikli adamların ve masumiyetin sembolü olmuştur. Minamoto'ların güçlü bir generali olan Kumagai Naozane, Atsumori'nin geri çekildiğini görür. Uğruna savaştığı ailesini onurlandırmak için geri dönmesini ve savaşmasını talep eder. Şimdi bir açık hava pazarında veya köyün meydanında bir hikayeciyi dinlediğinizi hayal edin. Örneğin şöyle bir şey. İki güçlü savaşçı aile olan Taira ve Minamoto, Japonya'nın kontrolünü ele geçirmek için savaşırlar. Eski imparatorun kan bağıyla ve himayesi sayesinde güçlü kılınan Taira ilk savaşları kazanır. Ama savaşın 4. yılına gelindiğinde Minamoto'lar Taira'ları başkentten uzaklaştırmıştır. Biz de onların denize doğru izini süreriz. Geri çekilme zamanı gelmişti. Taira kadınları 6 yaşındaki imparatoru da kapıp onları bekleyen gemilere doğru hızla kaçtılar. Samuraylar öldürülmüştü. Bazıları gemiler alabora olunca boğulmuştu. Deniz, Tayralıların vücudundan akan kanlarla kırmızıya boyanmıştı. Savaş, Naozane için gayet iyi geçiyordu. Tayralılar kaçıyordu. Dalgalanan kırmızı peleriniyle ve ağır zırhıyla su sıçratarak bir gemiye doğru tek başına kaçan bir atlıyı gördü. Bu bir komutan olmalı. Savaş yelpazesini çıkardı ve "Sen, dur ve benimle savaş!" diye bağırdı. Atlı, kendisine meydan okununca atını döndürdü ve Naozane'ye hücum etti. Ama deneyimli savaşçı kısa süre içinde biniciyi atından düşürmüştü. Naozane sonrasında atından aşağı indi, dizini düşen samurayın göğsüne dayadı. Tek eliyle kılıcını kaldırdı ve diğer eliyle de miğferini çekti. Ve 17 yaşındaki bir gencin yüzünü gördü. Yakışıklı genç bir oğlandı. Ama asıl gençliğinin verdiği parıltı yüzünden Naozane kendi oğluna benzetmişti onu. Genç çocuk çenesini kaldırdı. "Sana adımı söylemeyeceğim. Ama eğer kafamı kesip herhangi birine gösterirsen sana kim olduğumu söylerler," dedi. Naozane büyük ödülü almıştı. Ama aklına birden oğlunun kolundaki yaranın görüntüsü gelince durdu. "Genç çocuk, senin canını bağışlayabilirdim. Ama atlılarımın geldiğini duyuyorsun. Diri olarak görülmemelisin. Senin için dua edeceğim," dedi. "O zaman kafamı kes ve bu işi hızlıca yap." Naozane işi düzgünce halledebilmek için doğru yere bakındı, güç bela gözlerini kırpıştırdı. Tek darbe yetmişti. Naozane çocuğun başını saygıdeğer bir biçimde astar kumaşına sarmak için zırhını açtığında eline bir flüt düştü. Hikayenin devamını biliyoruz. İki savaş daha yapıldı ve Tayralar yenilgiye uğratıldı. Törensel intiharlardan, idamlardan ve çocukların öldürülmesinden sonra Tayraların sonu gelmiş oldu. Heike'nin öyküsü neredeyse 1000 yıldır anlatılıyor. Cesaretin ve cezalandırmanın, sanatkarlığın ve maneviyatın öyküsü.
Bazıları ölülere dua niteliğinde olduğunu da söylüyor. Genç flütçü ile trajik bir şekilde yüzleşmesi General Nausene'yi harap etti. En sonunda Budist bir keşiş olmak için güçlü savaşçılık hayatını geride bıraktı. Savaşın anlamsızlığında hayatın geçici olduğu mesajı heykelin öyküsü boyunca örülmüş. Hikaye en sonunda kaybeden Tayraların bakış açısından anlatılıyor zaten. Minamoto ailesi ülkeye hükmetmeye devam etti ve Kamakura Şogunatı kurdu. Yüzlerce yıl sonra huzurlu Edo döneminde bu hikaye sanatta sevilen bir konu haline geldi. Asya Sanat Müzesi'nde bulunan bu paravan, heykelin öyküsünün tipik bir temsilini gösteriyor. Bence insanlar bu öyküyü oldukça gerçekçi bir tarihi olay olarak ele almak istiyorlar. Çünkü gerçek olaylara çok yakın olacak bir şekilde yazılmış. Ama hikayenin kendisinde kesinlikle çok abartılmış şeyler var. Bence en abartılı şeylerden biri de Genpei Savaşları'nın Japonya'nın her yanına yayılmış, iki devasa klan arasındaki çok büyük bir çarpışma olarak gösterilmesi fikridir. Çok sayıda tarihçi de buna dikkat çekiyor zaten. Şu an Genpei Savaşları'nın aslında savaş değil, ufak çaplı çatışmalar zinciri olduğunu söyleyecek bir grup insan olduğunu düşünüyorum. Sonuçları önemli değişimleri başlattı. Ama asıl sonucu o kadar da büyük değildi. Heykenin öyküsünün ebedi olduğu malum. Japon çizgi romanları, televizyon ve sinemanın da içinde bulunduğu çeşitli sanat formlarına esin kaynağı olmaya devam ediyor.